Yepyeni bir günden günaydın sevgili izleyiciler. Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Çok değerli doktorlarımızı konuk almaya devam ediyorum. Bugün yine çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ömer Dündar bizlerle birlikte olacak. Ve bugün rahim kanseri sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum ben kanalımız teşekkür adına. Yine izleyicilerimize çok güzel bilgiler vereceksiniz rahim kanseri hakkında. Hı hı. Hocam öncelikle rahim kanseri nedir, belirtileri nelerdir, neler söyleyebilirsiniz? Evet. Rahim kanseri bizim için oldukça önem teşkil eden bir hastalık. Oldukça sık gördüğümüz kanserlerden bir tanesidir bizim uygulamamızda. Rahim kanseri denilince öncelikle neresinden bahsediyoruz rahimin? Onu açıklayalım isterseniz. Rahim armut şeklinde bir organ. Yaklaşık olarak bir yumruk büyüklüğünde. Ve biliyorsunuz en önemli fonksiyonu gebelik döneminde bebeğin büyümesi için uygun bir ortam oluşturmak, onun büyümesini ve dolayısıyla da doğumunu sağlamak şeklinde olmaktadır. Rahimin değişik anatomik kısımları var. Gövdesinden ve rahim ağzından başlıca bahsedebiliriz, anlaşılır olması yönünden. Ve değişik kısımlarında değişik hastalıkları olmaktadır. Örneğin rahim ağzının kanseri çok farklı özellikle çok farklı özellikler gösterirken rahim zarı dediğimiz endometrium kısmının kanseri ki genellikle rahim kanseri dediğimizde en çok bunu kastederiz çok daha farklı özellikler göstermektedir. Dolayısıyla bizim bugün konuşacağımız konu rahiminin içini döşeyen zar dediğimiz endometrium tabakasının kanserini oluşturmaktadır. Hı hı. Rahim kanseri denilince genellikle diğer genital kanserlere oranla biraz daha yüz güldürücü bir hastalıktan bahsediyoruz. Örneğin rahim ağzı kanseri veya yumurtalık kanserleri bizim için biraz daha ürkütücü, biraz daha tedavisi zor, hasta açısından da yaşam süresini oldukça kısıtlayan hastalıklar olurken endometrium kanseri bunların yanında daha yüz güldürücü bir hastalık olmaktadır. Bunun da en başlıca nedeni aslında rahim kanserinin daha erken dönemde belirti verip bizim teşhisimize ve tedavimize olanaklı hale gelmesinden kaynaklanıyor. Diğer bir ismi de haberci kanser denilmektedir rahim kanseri için. Böyle bir avantajı vardır bu kanserin. Rahim kanseri daha çok endüstriyel yani gelişmiş ülkelerin kanseri olmaktadır. Yani Kuzey Avrupa ve Amerika ülkelerinde daha sık karşımıza çıkmakta. Bunun nedenine gelince tabii gelişmiş ülkelerin kendine has sorunları olmaktadır. Başlıca işte çevresel kirlilikler, su kirliliği, endüstriyel gıdalarla beslenme şeklinde faktörler olmakla beraber aynı zamanda biliyorsunuz çağın önemli bir problemi de özellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkan obezite problemidir. Evet. Endometrium kanserinde ise özellikle şişmanlıkla obezite ile çok ciddi bir ilişkisi saptanmış. Dolayısıyla yaşam tarzının bu konuda gerçekten çok önemi var. Bizim hep vurguladığımız genellikle kadın hastalıkları doğum pratiğinde karşımıza çıkan birçok hastalıkta şişmanlık yani obezite bizim için gerçekten çok olumsuz bir faktör olmakta. Evet. Kanser özellikle rahim kanserinde bu çok belirgin olmaktadır. Beslenmenin etkisi de var. Beslenme artı obezite ile zaten birbirine paralel gelişen şeyler. Obezite nasıl rahim kanserini artırmaktadır? Özellikle şişman hastalarda östrojen hormonu daha baskın olmakta. Rahim kanserinde en önemli tetikleyici veya kolaylaştırıcı faktörlerinden bir tanesi östrojenik ortamın yani kadının en önemli majör baskın hormonu olan kadınlık hormonu dediğimiz östrojen hormonunun özellikle uzun süre ve yüksek dozda rahimi etkisi altına aldığında bazı değişikliklere öncelikle rahim zarı kalınlaşması
Daha ilerleyen safhalarda ise kanserleşmeye kadar varan değişikliklere neden olduğu artık net olarak ortaya konmuştu. Dolayısıyla bu kanserden aslında korunma yönünden de bazı mesajlarımız olabilir dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Örneğin yaşam tarzını kontrol altında tutmak, yediğimiz gıdalara dikkat etmek, özellikle hayvansal gıdalardan uzak durmak, çok fazla tüketmemek, obezite dediğimiz problemle mücadele etmek, bunun yanında belki egzersizi yaşam tarzımıza entegre etmek, düzenli egzersiz yapmak, bir noktada rahim kanserinden korunmamız için bizim için önemli faktörler. Evet, zaten sağlıklı yaşamak için de bunlar gerekiyor. Bunlar genel olarak da zaten her zaman önerdiğimiz her şeyler. Her zaman sağlık açısından. Ama özellikle rahim kanserinde bu daha obezite fazla. Rahim kanseri ilişkisi çok daha belirgin daha olarak fazla. Ortaya konmuş durumda. Evet, evet hocam. Hocam peki belirtileri nelerdir? Hasta hangi şikayetleri gördüğünde ya da karşılaştığında bir doktora gitmesi gerekiyor? Evet. Dediğim gibi genital kanserler içerisinde en sık karşımıza çıkan kanser türü rahim kanseri olmaktadır. Yaklaşık olarak %2.6 oranında insidansı bildirilmekte. Bunu açarsak yaklaşık 40 kadından bir tanesi yaşamı boyunca bu hastalıkla yüz yüze gelmektedir. Dolayısıyla bizim için önemli bir problem. İyi tarafı daha önce de anlattığım gibi erken belirtiler vererek bizim tedavi ve teşhis şansımızı kullanmamızı sağlayan bir kanser. Örneğin yumurtalı kanseriyle karşılaştırırsak yumurtalı kanserleri çok daha geç dönemde öncelikle sessiz kalarak çok ileri safhada belirtiler verip teşhislerimizi genellikle geç safhada koyduğumuz için tedavi şansımızı da oldukça kısıtlamaktadır. Evet. Oysa rahim kanserinin önemli özelliği, zaten biliyorsunuz rahim zarının fonksiyonları gebelik dışı dönemde her ay düzenli dökülerek kadının menstrüel kanamasını sağlamaktır. Dolayısıyla burada bir kanser gelişimi durumunda, yani rahim zarından köken alan bir kanser geliştiğinde de en sık karşımıza çıkan semptom yani belirti düzensiz kanama belirtisi olmaktadır. Özellikle adetten kesilmemiş prodüktif yani üretken dönemdeki kadınlar için vereceğimiz en önemli mesaj her türlü düzensiz adet durumlarında mutlaka bunu ciddiye almalarıdır. Bu kanamalar değişik profilde karşımıza çıkabiliyor. Örneğin adet kanamasının uzun sürmesi, fazla miktarda kanama olması şeklinde karşımıza gelebildiği gibi değişik durumlarda ara kanamalar, aynı zamanda hem ara kanama hem adet kanamaların uzaması şeklinde olan değişik kombinasyonlarda, değişik semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Tabii her düzensiz kanamadan hemen kanser olduğum şeklinde de ciddi bir anksiyete yaşamamıza gerek yok. Evet. Ama her türlü uzayan düzensizlik durumunda mutlaka bir jinekolog tarafından bu durumun aydınlatılması çok faydalı olur. Çok faydalı olur. Evet. Bu arada tabii bu hastalık daha önce de söyledim. Özellikle ileri yaş grubunun hastalığı. Evet. Yani 40 yaşından önce rahim kanseri çok daha nadir karşımıza çıkarken %5'lerde, %10'larda karşımıza çıkarken bu hastalığın %80'i daha ileri yaş grubunda karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. 50 yaş civarında biliyorsunuz ortalama menopoz yaşı dediğimiz evet. yaş. Hı hı. Dolayısıyla özellikle menopoz sonrası kadınlarda postmenopozal kanama dediğimiz menopoz sonrası kanama şeklindeki şikayetler bizim için çok daha önemli ve şüphe çekici oluyor. Çünkü normal durumlarda menopoz sonrası kanama olmaması gerekiyor. Menopoz sonrası olan her kanama bizim için öncelikle acaba burada bir kanser mi söz konusu evet. şeklinde şüphe uyandıran bir bulgu. Hastalık sinyali olabilir diyorsunuz. Mutlaka. Tabii her menopoz sonrası kanama da mutlaka kanser olacak evet. diye bir durum yok. Ama postmenopozal kanamaların %10 nedenini kanser oluşturmaktadır. Evet. Dolayısıyla özellikle
menopoz sonrası kanama olduğunda mutlaka ileri tetkikler ve kanser olmadığını kanıtlamak bizim için önemli. Evet, yani bir hekim, uzman bir hekime gidilmesi gerekiyor diyebiliyoruz. Kesinlikle. Hocam, rahim kalınlaşmasının rahim kanseriyle bir alakası var mıdır? Evet, bu kanserin önemli özelliklerinden bir tanesi de çok hızlı gelişmemesi aslında. Hı hı. Çok büyük oranda rahim kanseri yavaş yavaş ve bir zemin üzerinde gelişiyor. Bir anda hemen kanser oluşmuyor. Başta da değindiğim gibi östrojen hormonunun etkisi rahim için önemli olmaktadır. Östrojenik ortamda uzun süre ve yüksek düzeyde östrojen altında kalan rahimde zamanla rahim zarının kalınlaştığı fark edilmiş. Normal hastalarla oranla rahim zarının çok uzun dönemde giderek artan bir şekilde kalınlaştığı dikkatimizi çekiyor. Ve erken dönemde bu rahim zarı kalınlaşmasını biz hekim olarak fark edersek, ki bu dönemde de hastalarda mutlaka bazı düzensizlikler, adet düzensizlikleri, aşırı kanamalar veya kadın menopozdaysa menopoz sonrası kanama şikayetleri karşımıza gelebiliyor. Yani hastayı uyarıcı bir takım semptomlar zaten var. Bu dönemde bu rahim zarı kalınlaşmasını biz erken dönemde fark edebilirsek bu hastalıkla mücadele gerçekten çok üzgüldürücü. Daha kansere dönüşmeden ameliyat bile birçok vakada söz konusu olmadan basit tıbbi tedavilerle hastayı daha hastalık dönemine girmeden kurtarmış oluyoruz. Evet. Erken teşhisinde önemi çok aslında önemli. Yani ilerlemeden hemen hastalığı kontrol altına alıp kesinlikle daha kolay ve daha basit bir şekilde ortadan kesinlikle kaldırmak için etkili. Şurada bir de şu konulara değinmek istiyorum. Buyurun. Bu rahim kanseri oluşumunda önem teşkil eden rahim kalınlaşmasının da belli tipleri vardır. Evet. Bunun çok basit endometriyal hiperplazi dediğimiz durumdan zaman içinde yine giderek tabii hasta doktora başvurmayıp bu durumun farkına varılmazsa giderek aşama aşama kansere doğru bir gidişat oluşuyor. Evet. Halbuki bu erken dönemde hastanın başvurmasıyla özellikle transvajinal ultrason dediğimiz günümüzde bizim çok kullandığımız sağ kolumuz olan bir görüntüleme yöntemiyle rahim zarını çok ayrıntılı bir şekilde ölçebiliyoruz milimetrik olarak. Hı hı. Dolayısıyla rahim kalınlaşmasını erkenden fark edip bir biyopsi alma şansımız olunca rahim zarından, bu biyopsi bize zaten ne tür bir rahim kalınlaşması olduğunu, bunun rahim kanserine ilerleme riskinin yaklaşık olarak yüzde kaç olduğu konusunda bize aydınlatıyor. Evet. Yani burada biz acaba tıbbi tedaviyle mi gidelim, yoksa hastayı riske atmayalım, bir cerrahi yöntem benimseyelim. Bu konularda bu patoloji sonuçları bizi yönlendirebiliyor. Evet, sonuçlara göre tabii ki değerlendiriyoruz. Ve çok yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz gerçekten bu dönemde koyduğumuz teşhislerde. Evet. Hocam, izleyicimizden bir soru gelmiş. Hı hı. Rahim ağzındaki yara kansere yol açar mı demiş. Emine Özkök bizi seyrediyormuş. Evet. Neler söyleyebiliriz? Başta da anlattım. Rahimin değişik kanserleri söz konusu. Hı hı. Rahim ağzındaki kanserler bugünkü konumuzdan bayağı bir farklı. Evet. Ama izleyicimizi aydınlatmak açısından çok kısaca cevaplayayım. Rahim ağzındaki kanserlerin bir belirtisi de erozyonlar, yani rahim ağzında oluşan yaralar olabiliyor. Evet. Ama burada tabii çok çok büyük bir genelleme yapmamak lazım. Rahim ağzındaki yaraların çok büyük ihtimalle enfeksiyon orijinli, yani bir enfeksiyona bağlı olma ihtimali çok daha yüksek. Evet. Ama bunu tabii ki ispatlamadan %100 oranında mutlaka net bir şey söyleyemiyoruz. Yani. Rahim ağzından önce bir simir testi yaparak, pap simir dediğimiz, hı hı, artık uygulamamıza rutin olarak girmiş olan, hı hı, hastalarımızın da gayet güzel benimsediği, yıldan yıla yaptırdığı, Türkiye'de artık yavaş yavaş 30 oturan. 30 yaş üzeri zaten artık şu anda devlet hastaneleri kesinlikle yapıyor. Kesinlikle. Yaptığımız pap simir sonucu bu yaraların
orijininde olumsuz bir durum olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olabiliyoruz. Öyle bir durum varsa zaten daha kanseri çok ilerlemeden bu yaraların tedavisiyle rahim ağzı kanserini de önleme şansımız oluyor. Evet. Hocam vaktimiz daralıyor, o yüzden hızlı hızlı geçeceğim ben sorularımızı. Bir de şu çok önemli bir konu olarak düşünüyorum. Hep insanlar, bayanlar arasında konuşuluyor. Doğum kontrol hapları kanser yapar mı diye böyle bir söylenti var. Evet, önemli bir soru. Bu konularda her zaman bir karmaşıklık oluyor kadınlarımızın kafasında. Evet. Aslında tam tersine düzenli kullanılan doğum kontrol hapları rahim kanserine neden olmadığı gibi rahim kanserinden de ciddi koruyucu etkisi olmaktadır. Evet. Şu ortaya konulmuş ki bir yıl bile düzenli doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda rahim kanseri yaklaşık %30-60 oranında, neredeyse %50 oranında azalmaktadır. Ve bu etki kadın doğum kontrol hapını bıraksa bile bir 10 yıl, 20 yıl devam etmektedir. Evet. Dolayısıyla kadınlarımıza şu mesajı vermek lazım. Doğum kontrol hapları çok korkulacak, çok yani kendilerini kanser yapma yönünden özellikle çok korkulacak ilaçlar değildir. Evet. Tam tersi, bütün dünyada en çok kullanılan kontrol yöntemlerinden bir tanesi de doğum kontrol haplarıdır. Özellikle yeni jenerasyon haplarında östrojen ve progesteronun düzeyleri çok düşürüldüğü için meme kanseri yönünden risklerimiz de son derece artık neredeyse sıfır noktasına çekilmiş durumda. Dolayısıyla doğum kontrol hapları hem korunma açısından hem de bazı kanserlerimizi, özellikle rahim kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanserlerin sıklığını da azaltma yönünden son derece aslında yararlı ilaçlardır. Evet, evet hocam. Hocam son dakikalarımızdayız. Bir sorumuz daha gelmiş izleyicimizden. Rahim ağzı kanserinin nedenleri nelerdir? Hangi kadınlar daha yüksek risk altındadır diye bir soru gelmiş. Tabii bunda sigara konusunu, genetik faktörlerle alakalı neler söyleyebilirsiniz? Evet. Rahim ağzı diye anladım. Rahim ağzı kanseri. Yani olarak. Yine konu dışı ama yine cevaplayalım tabii. Rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni %90-95 oranında HPV dediğimiz viritik enfeksiyonlardır. Bunlar cinsel ilişki yoluyla geçen, başta rahim ağzında bazı değişikliklere, işte enfeksiyona yol açan, ilerleyen dönemde zamanla birlikte yaraya dönüşen ve en son artık yıllar içinde kansere dönüşebilen enfeksiyonlardır. Önemlidir çünkü çok yaygın olmaktadır. Yani HPV enfeksiyonları bütün dünyada en yaygın genital enfeksiyonlar şeklinde anılmaktadır. Bu tür enfeksiyonları saptama yönünde elimizde bazı testler var. HPV enfeksiyonlarını saptayıp risk gruplarına özellikle yapılacak aşılar ile bu kanserlerin oranı da oldukça son yıllarda düşürülmüş durumda. Dolayısıyla bütün kadınlarımıza yine önerim aşılama konusunu ciddiye almaları. Çünkü bu tür HPV enfeksiyonlarının aşılama yöntemiyle %90 oranında azalması söz konusu. Dolayısıyla kanserden neredeyse %90'lara varan oranlarda korunma söz konusu. Evet. Bu mesajı da buradan vermek isterim. Evet hocam, son olarak ilave etmek istediğiniz sözlerinizi alabiliriz. Özellikle tabii sigara konusu, genetik faktörler, rahim ağzı kanserinde. Evet, çok değinemedik. Son sözlerinizi alın. Aile hikayesi bütün kanser, hemen hemen bütün kanserlerde olduğu gibi rahim kanserinde de önemli. Çünkü belli sendromlar, özellikle Lynch sendromu diyoruz biz buna. Bazı ailelerde belli kanserlerin çok sık karşımıza çıkması şeklinde neden oluyor. Bu kanserler tabii sadece rahim kanseri değil, yumurtalık kanseri de olabiliyor. Onun dışında rahim ağzı kanseri olabiliyor. Mutlaka bir genetik orijin olabiliyor. Eğer böyle bir birinci dereceden akrabalarda daha önce kanser hikayesi varsa mutlaka bu grubu risk grubu olarak kabul edip çok daha sıkı takip etmek gerekiyor. Onların düzenli kontrollerini hiç aksatmadan daha ciddiye almaları gerekiyor. Belki de çok riskli vakalarda daha kansere dönüşmeden hastanın rahimini, belki de ailesini tamamladıktan sonra rahimini ve yumurtalıklarını erken dönemde alarak
riskten kurtulmuş olur tabii. Ekarte etmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla önemli. Sigara konusu rahim ve rahim ağzı kanserlerinde farklı özellik gösteriyor. Özellikle rahim ağzı kanserinde önemli bir risk faktörüyken rahim kanserinde bu ilişki tespit edilememiş. Dolayısıyla rahim kanserini artıran bir durum değil ama biliyorsunuz sigaranın zaten yüzlerce sayamayacağımız olumsuz etkisi olduğu için ona çok değinmek istemiyorum. Evet. Ama rahim ağzı kanserinde sigara kullanımı önemli bir risk faktörü. Evet hocam, çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tabii rahim kanseri çok geniş bir konu. Yani daha vaktimiz olsa da keşke konuşabilsek ama tabii ilerleyen dönemlerde yine bu konuya değiniriz. Size yine inşallah izleyicilerimize bulaşırız. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet sevgili izleyiciler, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgiler aldık. Tabii uygulamak şartıyla tabii kontrollerimizi muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Herhangi bir şikayetinizde muhakkak uzman kişilere gitmeniz gerekiyor. Bunu da doktorumuzdan öğrenmiş olduk. Ve bizi aydan vaktinde sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Sağlıklı ve güzel kalın.